Yatırım Kulübü'ne hoş geldiniz. Evet, küresel piyasalar nezdinde dünkü ABD endekslerinde yeni zirve seviyeleri takip ettik. Bugünün özelinde ise özellikle ABD'de Fed üyelerinden gelen yetkili açıklamalar ki Waller'ın yapmış olduğu açıklamalar tahvil piyasalarında etkisini göstermişti. Tüm bu detayları konuşmaya devam edeceğiz. Program içerisinde dolar endeksine bakacak olursak dolar tarafında gelişmiş para ülkelerine karşı gücünü koruma senaryosu devam ederken içeride ise önemli bir haftadayız. Pazar günü Türkiye sandığa gidiyor ve dolayısıyla hem Borsa İstanbul nezdindeki hareketleri takip ediyoruz hem de diğer Türk lirası varlıklarına ait enstrümanlara yine bakacağız program çerçevesinde. Hemen fiyatlamalara bakalım an itibariyle. Borsa İstanbul dün yatay bir kapanışın ardından tamamlamanın ardından bugün ise pozitif bir seansa başlamış gibi duruyor. %1'in üzerinde primlenme söz konusu. 8900 puandan ise işlemden geçiyor. Dünkü kapanışı hatırlayalım, 8806 puandan kapatmıştı. An itibariyle spot tarafta %1'in üzerinde primlenme genere yayılan bir alım söz konusu olduğunu da hatırlatalım. Dolar TL tarafına bakıyoruz. Yatay bir performansla güne başlıyor. 32-31 seviyesinden işlemden geçerken Euro TL tarafında ise 35-13 seviyesi takip ediliyor. Euro dolar paritesine bakacak olursak 1.08-13 seviyesi ise yakından takip ediliyor. Evet, Borsa İstanbul tarafında yatay bir günü tamamlamıştı. Fakat bugüne bakacak olursak pozitif bir günü takip ediyoruz. Endekslerden nasıl bir katkı geldi? Dün özellikle bankacılık endeksi %0.61'lik bir değer kaybı yaşamıştı. Holdingler endeksi ise 0.13'lük bir değer kazancı yaşamıştı. Bugün bakacak olursak bankalar tarafında %1'i aşan pozitif bir seyir söz konusu. %1.28'lik pozitif bir seyirle 10.711 puandan işlemden geçerken sanayi tarafına bakıyoruz. %1.5'a varan alımlar söz konusu. Mali endeksler tarafında ise %1'e varan yine pozitif bir görünümü takip ediyoruz. Ulaştırma tarafı, turizm tarafına bir de bakalım. Bir diğer tarafta turizm tarafında %0.9'luk yukarı yön söz konusu, 1198 puandan işlemden geçiyor. Ulaştırma endeksinde ise görülen seviye 30.835 puanla birlikte 0.85'lik alıcılı bir seyre. Hizmetler endeksinde ise yarım puanın üzerinde artı görülüyor. Evet, bugün özelinde Borsa İstanbul'da pozitif bir havayla açılış gerçekleşmiş gibi duruyor. Endekslere yayılım ise söz konusu. Peki neler beklenebilir? Detayları konuşmaya devam edeceğiz. Küresel piyasalarda da başlıklar oldukça yoğun. Asya kapanışını hemen alalım ve Asya'ya gidelim. Tek platform, tüm dünya. Philip Capital sunar. Bloomberg ET Asya temsilcimiz Sadi Kaymaz bizlerle birlikte. Sadi, hoş geldin yayınımıza. Neler aktaracaksın? Asya kapanış performansında hangi başlıklar öne çıktı? Pelin, merhaba öncelikle. Bir defa MTA tarafından iki sıcak haberle başlamak isterim. Birincisi bakır endüstrisine ilişkin, biliyorsun bakır rafinerilerinde rafinaj ücreti ya da işleme ücreti diyebileceğimiz ücretler çakılmıştı. Daha sonra Çinli bakır rafinerileri bir araya geldiler. Birinci toplantıyı yaptılar. Üretim kısıntısı kararı almışlardı ama ne kadar kısacaklarını kararlaştırmamışlardı. Bugün yapılan toplantıda %5 ile 10 arasında bir oran kararlaştırıldı. Dolayısıyla önemli sayıda, çünkü dünya bakır üretiminin yarıdan fazlası aşağı yukarı Çin'de yapılıyor. Hem en büyük üretici hem de en büyük tüketici konumunda. Onun dışında Avustralya ile Çin arasında biliyorsunuz çok uzun yıllar gerilim vardı. O gerilim esnasında Avustralya menşeli şarap ithalatına Çin'in getirdiği yüksek tarifeler vardı. O tarifeler de şu an itibariyle ilişkiler yumuşamayla birlikte kaldırdı. Onun dışında şöyle baktığımız zaman tabii ki döviz piyasaları, hafta başından bu yana seninle konuşuyoruz. Bir gözümüz Çin yönünde, bir gözümüz Japon yerinde. Japon yeni 151 seviyelerinde ama pazartesinden itibaren her gün yetkililerden açıklamalar geliyor. Dün tabii ki 3 önemli kurum toplantı yaptı ama hala tabii yende, daha doğrusu yen traderlarında herhangi bir şekilde korkuya neden olmadı diyebilirim. Çünkü evet, biraz çekildim, hala 151 seviyelerinde. Bugün tekrar bu defa hükümet cephesinden bir açıklama geldi. Hükümet sözcüsü izliyoruz, gerekirse müdahale ederiz. Tüm seçenekler şu anda masada değil. Hafta başından sonra çeşitli kurumlardan bu yönde açıklamalar var. Dolayısıyla bir müdahale olur mu kaygısı hala devam ediyor traderlar tarafında. Çin tarafına bakıldığında Amerikan CEO'larıyla buluştu Xi Jinping. Jeopolitik açıdan biliyorsun sürekli olarak bir gerilim var. O gerilimi yumuşatma çabası sayılabilir. Yine jeopolitik bağlamında baktığımız zaman
Hollanda Başbakanı burada değil, onunla konuştu. Çift kısıtlamaları kaldırılmalı dedi. Ticaret normalleşmeli dedi. Dolayısıyla Çin bu tarafta da elinden geleni yapıyor diyebilirim. Bir de tabii ki borsaların kapanışına değinmek isterim. Pelin, Japon borsaları bugün satışlıydı. Dün biliyorsun pozitif ayrışmışlardı. Bugün negatif ayrışlar. Tokyo borsasından 225 %1,4 düşüşle kapattı ama Çin'de bir yükseliş var. %1'in üzerinde endeksler şu anda yükselişte. Özellikle Çinli büyük teknoloji şirketleri Hong Kong'da %2,3'lük kazançlar kaydediyor Pelin. Çok teşekkür ediyorum. Sadece aktardıkların için, detaylar için. Evet, Asya piyasaları noktalıyoruz. Tek platform tüm dünya. Philip Capital sundu. Evet, içeriye dönüyoruz bir kez daha ve beklentileri alacağız. Hemen Gedik Yatırım'a gidiyoruz. Betül Gedik bizlerle birlikte. Betül, iyi seanslar diliyorum. Pozitif bir görünüm söz konusu. %1'in üzerinde alımlar dikkat çekiyor. Haftanın 4. işlem gününde Türkiye sandığa giderkenki süreçte Borsa İstanbul 4. işlem gününde pozitifle başladı. Neler beklenebilir? Günaydın, iyi yayınlar dilerim öncelikle. Seçim öncesi son iki işlem gündeyiz artık. Finansalları almaya devam ederken volatilitenin yüksek kalmaya devam ettiğini görüyoruz. Burada seans içerisinde hisse bazlı, sektör bazlı ayrışmalar söz konusu olabiliyor. Dün de hisse bazlı hareketlerin biraz daha ön planda olduğu bir fiyatlama izledik. İçinde bulunduğumuz dönemi bir önceki seçim döneminden ayıran aslında yerel seçimin olmasının yanı sıra geçen hafta merkezin sürpriz kararı sonrası kurda yatay bir görünümün sürmesi, hali hazırda aynı zamanda mevcut durumda faizin alternatif konumunda bulunması diyebiliriz aslında. Bu sabah da biraz önce değindiğiniz gibi aslında yine pozitif bir başlangıç yaptık. Teknik tarafta toparlanmalarda 8.900, 9.000 seviyesi izlediğimiz ilk direnç seviyeleri olacak. Bu bölge üzerinde kapanışlar ivmenin yeniden güç kazanması anlamında etkili olacaktır. Ancak bu bölge aşılmadığı sürece yükselişlerin tepki mahiyetinde kalacağı görüşündeyiz. Bu da yönsüz, kararsız seyri seçim öncesi beraberinde getirecektir. Ancak hali hazırda 9.000 seviyesinin altında fiyatlamaya devam ediyoruz. Geri çekilmelerde 50 günlük ortalamanın bulunduğu bölgeden tepkinin geldiğini takip ediyoruz. Bu bölge son 2 haftanın dip bölgelerinden tepkinin geldiği bölge olarak bahsedebiliriz. Mevcut bölge şu an için 8.790 seviyesinde bulunuyor mevcut ortalama. Bu bölgeye kadar geri çekilmeleri düzeltme hareketi olarak algılayabiliriz. Ancak bu bölge altında fiyatlamanın sarkması durumundaysa bu sefer 8.610 seviyesine kadar, yani trend kanalının alt bandına kadar bir geri çekilme beraberinde yaşanacaktır. Dediğiniz gibi aslında seçim sürecindeyiz. Yönsüz, biraz daha tedirginliğin ön planda olduğu, volatilitenin yüksek olduğu bir dönemdeyiz. Kısaca küresel tarafı da değinecek olursam Fed yetkililerinin sözlü yönlendirmelerin fiyatlamalar üzerinde etkili olmaya devam ettiğini görüyoruz. Bugün Amerika'da açıklanacak büyüme rakamı, yarınki enflasyon göstergesi olarak kabul edilen kişisel tüketim harcamaları, Fed'e dair beklentilere ilişkin bir şekillenmesi anlamında beklentilerin sinyal oluşturacaktır. Genel itibariyle dediğim gibi bugün Amerika'dan açıklanacak büyüme rakamlarını takip ediyor olacağız. Çok teşekkür ediyorum detaylar için. Betül Gedi ve Gedik Yatırım Ailesi'ne güzel de bir seans günü diliyoruz. Evet, kısa bir araya gidiyoruz şimdi. Yatırım kulübünde kaldığımız yerden devam ediyoruz. Küresel ve içeriği konuşmaya devam edeceğiz efendim. Araştırma masasıyla devam ediyoruz. Geleceğin yatırımlarına yön veren Akbank Yatırım Hizmetleri sunar. Evet, araştırma masası var sırada. Burcu Kıratlı ile beraberiz. Burcu, hoş geldin. Hoş bulduk Pelin. Evet, şimdi bugün pozitif bir görünüm söz konusu. İçeride %1,5'un üzerinde pozitif bir görünüm var. Vadeli taraf neye işaret ediyor? Vadeli tarafta da aslında şöyle söyleyeyim, spotun coşkusu var. Sasa'da %9'luk, %10'luk tavan olan bir hisse var ve onun yanında tabi bedelsiz haberi oldukça önemli ve etkili oldu. %700'lük bedelsiz haberi. O Hektaş hissesini de etkilediğini görüyoruz bugün. %5, %6'lık bir artış da orada var. Bunun yanında Vestel'de yine ciddi bir artış var. %8,61'lik. Petkim 2 gündür oldukça satıcılıydı. Bugün tepkinin olduğunu görüyoruz. Dün
işte satış yiyen özellikle hisselerin bugün toparlaması hem endekste katkı sağlamış hem de o dünkü oluşan modu biraz daha tersine çevirmiş gibi gözüküyor. Endeks belli yerlere geldiğinde nedir onlar işte 8700'lere yaklaştıkça alım geldiğini, yukarıda ise 8900-9000'lere doğru biraz daha baskılandığını görüyoruz. Hisse bazlı hareketler gerçekten çok ön plana çıkmış durumda şu iki günde. İşte Sasa mesela bunlardan bir tanesi, Hektaş bunlardan bir tanesi. Bir taraftan da bankacılık raporu gelmişti. Hem Gedik Yatırım'ın hem HSBC'nin Akbank'la ilgili hedef fiyat yukarı yönlü güncellemesi vardı. Bir de bunun yanında Sabancı Holding'in de yine güncellemesi vardı. Bu her iki rapor hem Gedik Yatırım'ın hem Sabancı'nın holdingleri olumlu şekilde etkiliyor. Yani bunu görebiliyoruz. Yani holdinglerde olumlu gelen bir rapor diğer holdingleri etkiliyor. Bankacılık sektöründeki zaten olumluluk veya işte 2025'e yönelik öz sermaye karlılıklarının %37'lere varacağını söylemişti mesela Gedik Yatırım. Bu da önemli bir işaret. Dolayısıyla hem bankacılık hem sanayiler tarafından bugün bir toparlama isteği içerisinde. Bunun yanında Sasa Hektaş gibi hisselerde destek verince endeks en azından o dünkü modundan sıyrılmış gibi gözüküyor. Ama hala şu anda tabii öyle çok dirençlerin geçildiği, çok işte hacmin çok arttığı bir günü yaşamıyoruz. Bakalım öğleden sonra nasıl seyretmeye devam edecek. Bunu da bir taraftan göreceğiz ama vadeli tarafın işaret ettiğine söyleyecek olursak, endeksin yerine dikkat çekecek olursak 10.000 seviyesinin üzerinde kalması gerekiyor Pelin. Şu anda 9.930 seviyesinde %1.24'lük yükseliş var. Bu arada artık vade sonlarına da geliyoruz. Dolayısıyla volatilitenin de artmasını beklediğimiz günler olur bunlar. Hal böyle olunca pozisyon kapatmalarla birlikte yarın biraz daha hareketli olacaktır ama düne bakarak bugün endeksin daha olumlu bir modda olduğunu kesinlikle söyleyebiliriz. Bakalım, bol bol detayları konuşuyoruz Burcu Kıratlı ile birlikte. Araştırma masasını noktalıyoruz. Geleceğin yatırımlarına yön veren Akbank Yatırım Hizmetleri sundu. Evet, seçim öncesi ve seçim sonrasındaki portföy nasıl oluşturulmalı, bunu konuşmaya devam edeceğiz ki önemli de aslında bir görüş var. A1 Portföy Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Mete Yüksel, bu dönemde Türk Lirası'na yatırım yapmayı tercih edenler için en iyi çözüm para piyasası fonları olacaktır dedi. Bu dönemde yapılması gereken en iyi çözüm Türk Lirası'na yatırım yapmayı tercih edenler için para piyasası fonları olacak. Yani mevduat kadar getiri sağlıyor yaklaşık olarak ama %5'lik bir stopaj avantajına sahip. Hani mevduat eşleniği olarak baktığımız zaman ikisi de 50 olduğunda para piyasası fonunun 50'sinin mevduat karşılığı böyle 52.6'ya falan geliyor. Ve istediğiniz zaman paranızı çekebiliyorsunuz. 3 gün sonra paraya ihtiyacınız oldu, çektiniz. Sadece ana parayı alıp gitmiyorsunuz, yanında nemasını da alıyorsunuz. Ondan dolayı ben bu dönemde saklanma dönemi olduğunu düşünüyorum. Bu dönemde borsada risk alma dönemi olmadığını düşünüyorum. Altın tarafında evet, altın yükselmeye devam ediyor. İşte 2200 dolar ons seviyesine yakın noktalarda seyrediyoruz. Faizleri indirmekte belli ki Powell kararlı ve diğer üyeler de buna destek atıyorlar. Altın fiyatı buradan bir destek bulacak. 2250'yi biz orada hedefliyoruz. 2250'ye kadar hani çok kısa süre içinde gelmeyi bekliyoruz ama üstü için yeteri kadar momentum olmayabilir. Yine bir başka görüşle devam ediyoruz. Küresel piyasalarda hareketli başlıklar devam ederken Bürümcekçi Araştırma ve Danışmanlık Kurucusu Haluk Bürümcekçi, Japonya Merkez Bankası'nın çok daha dikkatli adım atacağını, İngiltere'nin ise enflasyonda sürpriz olmaz ise eğer ilk faiz indirimine başlayan gelişmiş ülke Merkez Bankası olacağını aktardı. Negatif faizden son toplantıda çıktılar. Yani bununla ilgili bilgiler sızıyordu zaten. O ihtimal konuşuluyordu. Bunu da gördük. Önemli bir kırılma noktası. Ama ondan sonra işte bazı alımları da durdurdu. Tahvil veya işte hisse alımlarını falan, onları da şey yaptı. Yani daha sıkı duruşa göre hafif bir manevra yaptı. Önemli bir kırılma noktası. Ama ondan sonra sanki daha dikkatli hareket edecek gibi duruyor. Yani bugünkü mesajda veya toplantı sonrası başkanın mesajlarına falan bakıldığında da Japonya Merkez Bankası'na çok hızlı bir sıkılaşmaya gidecek gibi düşünmüyor. Ama bu bile önemli bir değişiklik.
Kurla ilgili de Repo Merkez Bankası'nın hani eli üzerinde olmaya devam ediyor. Sanın sözlü müdahalelerini sıkça görüyoruz. O yüzden dikkatli gideceklerdir. Yani kastetmeye çalıştığım o. En önemli gelişmiş ülkeleri konuşuyoruz madem. İngiltere'de de belki de son toplantıda sürpriz bir şekilde Şahin üyelerinde havlu atmasıyla beraber faiz indirimleri daha konuşulmaya başlandı. Hatta Mayıs ayında toplantısı var. İngiltere'nin takvimi biraz farklı oluyor genelde. Arabaları ters taraftan da kulakları için herhalde takvimleri de değişik oluyor diğer ülkelere göre. 9 Mayıs'ta bir toplantısı var. Hani Mayıs'ta başlayabilir gibi de bir durum konuşuluyor İngiltere için indirimleri. Yani ilk başlayan gelişmiş ülke olabilir gibi duruyor. Eğer tabii enflasyon verilerinde son dakika bir sürpriz olmazsa. Evet, hem küresel piyasalar hem de içeride başlıklar yoğun ve kritik bir hafta olacağını söylemiştik ki 4. işlem gündeyiz. Peki, Türkiye pazar günü seçime gidiyor. Dolayısıyla sandığa giderken portföy nasıl oluşturulmalı? Riskler ve fırsatlar neler? Tüm bu detayları kendisiyle konuşalım. Doçent Doktor Atılım Murat bizlerle birlikte. Hocam hoş geldiniz. Benim günaydın. Evet. Sayın hocam, şimdi aslında... Sesinizi alamıyorum ama... Arkadaşlarım ilgilenecektir muhtemelen. Şu an beni duyuyorsunuzdur umarım. Evet, yönetmenimden rica edeyim. O halde hocamızın sesini bir kez daha düzeltelim ve ben hemen rakamlara bakayım. O sırada düzenlene kadarki olan süreç haftanın 4. işlem gününde Borsa İstanbul BIST endeksinde %1,68'lik yukarı yön söz konusu, 8955 puandan işlemden geçiyor. Borsa İstanbul BIST endeksinde %1'in üzerinde bir primlenme söz konusu olduğunu söyleyebiliriz. Diyelim ki önemli aslında bir işlem günü içerisindeyiz. Bunun yanı sıra biz 30 tarafına bakıyoruz. %1,79'luk yukarı yön söz konusu BIST 30 tarafında 9690 puandan işlemden geçiyor. Bankalar tarafında primlenmenin arttığını takip ediyoruz. %2'nin üzerinde bir prim söz konusu. Sanayi tarafında ise %1,82'lik yön yukarı. Mali endeksler tarafına bakıyoruz. Orada da 1,5'luk alıcılı bir seyir söz konusu. Pozitif ve aslında alımların hızlandığı bir seans günü içerisinde olduğumuzu söyleyelim ve hemen Doçent Doktor Atılım Murat'a dönelim. Hocam şu an duyabiliyor musunuz? Şu an duyabiliyorum, evet. Evet, şimdi Türkiye pazar günü sandığa gidiyor. Biz her ne kadar aslında ağırladığımız konuklarımız tarafından da gelen mesajlar doğrultusunda piyasa üzerinde çok da etkisi olmayacak görüşü daha yaygın hale gelse de bir stres yaratıldı, lira üzerinde de yaratıldı ama bugünün özelinde pozitif bir görünüm var. Bunun rahatlamasının nedeni nedir? Mesela Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek'te itimadının tam olduğunu söylemesi mi? Yoksa buradaki farklı neden nedir aslında? Aslında geçen haftadan bakmak lazım. Hmm. Mesela geçen hafta Merkez Bankası'nın faiz artırımını piyasa beklemiyordu. Ya bu çok net yani ve kötü yakalandı aslında. Tamam, biz yabancı bankaların raporlarını gördük geçen haftanın başında, işte beklentilerini paylaştılar, gelebilir dediler ama mesela yerli bankalar beklemiyordu, piyasa oyuncuları da beklemiyordu ve onun zaten beklenmedik bir hamle olduğu için hem de seçime 10 gün kala, çünkü biz yıllardan beri işte Merkez Bankası'nın bağımsızlığını tartışıyoruz. Türkiye'de o tartışılıyor ama işte seçime 10 gün kala böyle bir hamlenin gelmesi, işte hani Nisan toplantısı da beklenebilirdi. Belki seçimden sonra acil bir toplantı da yapılabilirdi yani takvim dışı. Ama 10 gün kala bu hamlenin gelmesi işte piyasa beklemiyordu. Onun fiyatlamasını günlerden beri görüyoruz. Geçen haftadan beri görüyoruz negatif fiyatı. Rotasyon var yani sanayi hisselerinden bankacılık hisselerine bir kaçış var. Geçen hafta başlamıştı zaten o. Şimdi bu hafta tabii yani bugün için hani bir pozitif bir açılış var. Haklısınız. Bu dediğiniz gibi Cumhurbaşkanı'nın açıklamaları da olabilir ama yani mesela acaba bu hava yarın devam edecek mi? Çünkü kim bu pozisyona girmek ister? Sonuç olarak Türkiye'de seçimler hareketli olmuştur. Son yıllarda heyecanlı olmuştur. Seçim sonraları heyecanlı olmuştur. Onun için bir günlük fiyat hareketi aldatıcı olabilir. Tabii ki hareketi gördükten sonra işte hemen yorumlar da yapıyoruz. İşte böyle olabilir, şundan dolayı olabilir diye ama yani ben öyle yatırımcının mesela yarına bakmak lazım. Hafta sonunda öyle çok dolu bir pozisyonda girmek isteyeceğini düşünmüyorum. En azından bir seçim sonucunu görmek ister yatırımcılar.
Ondan sonra zaten pazartesi günü zaten farklı şeyler konuşuruz, değerlendirmeler yaparız. Peki, pazartesi günü farklı şeyler konuşuruz hikayesine gireceğim ama burada o pazartesi günü konuşacağımız hikayelerin içerisinde Türk lirasının ağırlığının arttırılabileceği görüşünde misiniz hocam? Yani Merkez Bankası'nın atmış olduğu bu adım enflasyonla mücadelenin altını kalınca çizmesi ve bunun yanı sıra yabancı yatırımcı hikayelerini de orada biraz şartları da ve koşulları da konuşuruz ama dolayısıyla bu görüş biraz daha Türk lirası ağırlıklı bir portföye mi dönecek koşulları besliyor kendi içerisinde? Biz tabii KKM'de aylardan beri düşük görüyoruz. Ama Türkiye'de de bir dolar sevdalısı bir kesim var. Yani bu 5 yıldır, 10 yıldır, 15 yıldır bu şekilde. Yani TL mevduat faizinin 52 olması, 55 olması, 3 aylık mevduat faizinin yıllık bileşiğinin 65-70 olması o kitleyi ilgilendirmiyor. %80 de verseniz, %100 de verseniz faiz olarak, TL faizi olarak onlar ilgilenmezler. Dolara kalmaya devam ederler. İşte KKM'den düşüşe baktığımız zaman bence o sınıra geldik. İşte bu 70-75 milyar dolar. İşte bu kitle zaten dolar sevdalısı kitle. O nedenle onların bence kolay kolay yüksek faize rağmen TL'ye geçeceklerini düşünmüyorum. Ama şu da var tabii. Yani sizin dediğiniz şey enflasyonun beli kırıldıktan sonra, daha doğrusu enflasyonun gönlünü aşağı çevirdikten sonra olabilecek bir şey. O da şu an için Mayıs'a kadar görmeyeceğiz. Mayıs enflasyonunu da Haziran başında göreceğiz. Yani zirveyi daha o zaman göreceğiz. Ondan sonra Temmuz'a, Ağustos'a bakacağız. Temmuz, Ağustos'ta baz etkisiyle nereden döneceği de önemli enflasyonun tabii ki. Ama Merkez Bankası çok kararlı gözüktüğünü geçen hafta gösterdi. Şimdi herhangi bir rasyonel bir fon yöneticisi, bir rasyonel bir yatırımcı 25 Nisan'daki Merkez Bankası'nın 25 Nisan'daki toplantısında Merkez Bankası faiz arttırmaz diyebiliyor mu? Diyemiyor. Kaldı ki şöyle bir şey var. Yani onun için o seçim sonrasında da, seçim sonucundan bağımsız olarak söylüyorum, ister istemez piyasadaki o tedirginlik devam edebilir. Çünkü dediğim gibi hiç kimse emin değil. Merkez Bankası çok kararlı gözüküyor. Ve geçen perşembeden beri de zaten dolar talebinin durduğunu gördük. TL'ye geçiş yok, bozduran yok. Çok öyle yoğun bir şey görmüyoruz. Ama en azından o dolar ve altın talebi durdu. Onun için de yani biz o 25 Nisan'daki toplantıya kadar, yani rehberliği nasıl yapar Merkez Bankası yönlendirmeye bakarız seçim sonrasında. 25 Nisan'a kadar bu devam eder. Çünkü şöyle bir şey var. Şimdi mesela hisse senedi özelinde şu an kredili hisse alımlarında faiz %100'ün üzerine çıktı. Yani o pozisyonları taşımak kolay değil. O pozisyonları taşıyamazsınız. Onun için zaten geçen haftadan beri genel olarak o satış dalgası var bence hisselerde. Dediğim gibi 25 Nisan'daki Merkez Bankası toplantısına kadar o piyasalardaki hareketlilik devam eder. Bir bant içinde hareketi işte yukarıda BIST yüzde 9300-9400 üst sınır olarak kalır. Aşağıda 8500. Yani buralar bu bant içinde hareket devam eder diye düşünüyorum. Peki yatırımcı davranışını biraz burada inceleyecek olursak Sayın Hocam, mevduatla rekabet edebilecek bir borsaya da sahip miyiz aslında? Çünkü mevduata baktığınız zaman şu an %55'in üzerindeki fiyatlamalardan bahsediyoruz. Bu kadar da az önce siz kredili işlemden de bahsettiniz. Paranın fiyatının yükseldiği bir koşul içerisinde işte riskli varlığı ne kadar öne çıkartabiliriz? Mevduat tarafındaki yatırımcı, farklı bir davranış sergileyen bir yatırımcı Borsa İstanbul'a çok da etkisi olmaz mı diyoruz? Yoksa hakikaten buradaki rekabeti, o kızgın rekabeti görür müyüz? Bence baskı devam eder. Çünkü dediğim gibi ben Merkez Bankası'nın o sinyali verdi, zaten faiz arttırmaya devam edebileceğini düşünüyorum. Yani eğer seçim sonrasında işte dolara yine bir talep olursa, o piyasa hareketlenirse o zaman Merkez Bankası çok rahat bir şekilde faiz arttırır. Kim durduracak ki Merkez Bankası'nı zaten? Yani ben bunu 2 ay önceki kararları, 3 ay önceki kararları söyledim. Seçimden sonra zaten bakıyorsunuz takvime, 2028'e kadar seçim yok. Yani eğer, şimdi ben ekonomi yönetiminde zaten net bir şekilde hedefi belli, enflasyonu düşürmek. Onun için çok rahat bir şekilde seçim sonrasında faiz arttırmaya devam edebilir Merkez Bankası. O zaman işte sizin dediğiniz sorunuzu o şekilde yanıt vermiş olayım. Yani hisse senetleri bununla başa çıkabilir mi? O yüksek faizlerle, eğer faiz arttırmaya devam ederse Merkez Bankası. Burada oyun değiştirici yabancının gelmesi olur. Yani ben çünkü yani bizim yatırımcımız akıllıdır. Yani orada işte TL mevduat faizleri yüksek gördüğü zaman o tarafa kayabilir. Merkez Bankası'nın da faiz arttıracağına inanırsa. Yani hisse senetleri uzun bir süre daha, birkaç ay daha diyelim baskı altında kalabilir. Orada dediğim gibi oyunu değiştirecek olanlar yabancılar olabilir. Ama yabancılar da tabii hemen seçim sonrasında gelirler mi emin olamıyorum. Çünkü yabancı da sonuç olarak bir enflasyonun belinin kırıldığını görmek ister. Yani buradan gelecek işte 33 seviyesinden dolarını bozduracak, TL'ye geçecek.
Ondan sonra kur artmaya devam ederse önümüzdeki aylarda oradan darbe yerler. Dediğim gibi yani bir bankacının hareket devam eder ama TL mevduat faizlerinin yüksek kalacak olması ister istemez işte hisse senetleri üzerinde baskı yaratır. Peki şimdi aslında yabancının buradan sonraki ana hikayesi başlar ama işte orada biraz daha dövizini bozup Türk lirasına geçme hikayesinde enflasyon teması karşımıza çıkıyor dediniz. Olası bir swap kanalının açılabileceğini düşünüyor musunuz? Aylar önce sizinle yaptığımız bir yayında seçime kadar ki o zaman da spekülasyon vardı swap kanalı açılır mı açılmaz mı diye konuşuluyordu. Ben o aylar önceki yayında da seçime kadar açılmasının mümkün olmadığını söylemiştim size. Bir şeye bakmak lazım. Çünkü bakın mesela son 5 haftada rezervlerden 25 milyar dolar gitti o civarda. Yani Merkez Bankası çok müdahale etti. Hatta enflasyon raporundan önceki o 4 haftada 10-11 milyar dolar gitmişti. Yoğun bir şekilde satış yapıyor Merkez Bankası. Talebi karşılamaya çalışıyor. O nedenle yani yine şu rezerv kompozisyonu da biraz bozuldu baktığınız zaman rezerv satışlarıyla. O nedenle seçimden sonra yine onu öngöremiyorum. Yani ben Haziran'a kadar falan işte o enflasyonla zirveyi göreceğiz. Haziran'a kadar swap kanalının falan açılmasını beklemem. Onun spekülasyonu yapılacaktır ama çünkü ekonomi yönetimi o riski almak istemez. Çünkü mevcut ekonomi politikasının olmazsa olmaz enflasyonun yani önceliğimiz o zaten. Enflasyonun düşürülmesi. Kur artışıyla enflasyonu düşüremeyiz. Yani kurun yükselmesine ekonomi yönetimi izin vermez. İşte vermeyeceğini geçen hafta gösterdi. O nedenle de swap kanalının Haziran'a karışılacağını düşünmüyorum. Şimdi o halde biraz daha şuna da değinmek lazım. Madem burada daha rasyonel adımların atıldığını, daha radikal adımların atıldığını da takip ediyoruz Merkez Bankası'ndan. Türk lirası ağırlığını portföyde arttırmak gerekiyor mu yoksa hakikaten doların gücünü koruduğu da bir dönemden de geçiyoruz? Bu tema devam edecek mi yoksa bu tema kırılacak mı kırılmayacak mı tartışmalar arasında. Dolayısıyla yani biz indirim beklentilerini konuşuyoruz ama bir gün geliyor ki o indirim beklentisi 2 ay daha öteleniyor. Dolayısıyla yatırımcı hem bu döviz pozisyonunu hem de Türk lirasındaki aslında orada getiri fırsatını da kaçırmamak adına ikilemde kalmış bulunmakta. Ne önerirsiniz? Şimdi TL cinsi varlıklarda, TL cinsi varlıkların ağırlığı yüksek olmalı portföyde. Şöyle ki zaten hani belki %30-%40'ı bu TL mevduat faizinde veya işte faiz kazandıran finansal enstrümanlarda olmalı. Mesela son bir ayda, 1,5 ayda çok değerli şirketlerimiz aslında hisse senedi piyasasında değer kaybetti. Çok ciddi düşüşler var yani %20-%30'luk bankaları dışarıda tutuyorum. Yani uzun vadeli düşen yatırımcı için borsa yine bir alternatif olabilir. Kısa vade için söylemiyorum. Çünkü çok ciddi düşüş var, ucuzluk var bence. Fırsatlar da var. Hele bir de yabancı hikayesi başlarsa bir noktada, girişi başlarsa. Onun için portföyün ağırlığı bu tarafta olmalı. Şimdi tabii dolar için dünya açısından bakıyorsak dolar güçlü kalmaya devam edebilir. Çünkü mesela şimdi Avrupa Merkez Bankası'ndan biz şunu duyuyoruz. Çok net bir şekilde artık yani Haziran indirimini dile getiriyorlar. Haziran uygun, Lagarde, diğer üyeler vesaire ama Fed'e baktığımız zaman mesela şimdi geçen yıldan beri en istikrarlı tahminleri yapan Fed üyesi Bostik. Bostik'in 2 gün önceki açıklamasına baktığımız zaman bir kez faiz indirimi yapıp bırakabiliriz dedi. Çünkü Amerikan ekonomisi hala güçlü. O nedenle orada Haziran'da faiz indirimi olabilir. Evet benim de bahs senaryom o ama bir faiz indirimi yapıp beklerlerse ki bekleyebilirler. Sonuç olarak yani %2,5 civarında büyüme var şu an için. Ve onların o Fed'in geçen haftaki tahminlerini gördük. Tahminlerinin üzerinde bir büyüme. O nedenle Fed'in daha geç hareket etme olasılığı doları güçlü kılmaya devam edebilir dünya piyasalarında. Hani euro karşısında ve diğer para birimleri karşısında. Ama dediğim gibi Türkiye üzerinde portföye baktığımız zaman çünkü biz şu an hani dolar dünyada güçlense bile dolar TL aynı şekilde eşlik etmeyecektir. Biz çünkü doları tutmaya devam edeceğiz. Merkez Bankası müdahale etmeye devam edecektir seçim sonrasında. O nedenle yani yine TL ağırlıklı bir portföy, TL mevduatı ve hisse senetleri tabii ki hani dolar olmuyorsa altın olabilir. Bir kısım %20-%30 civarında altın da olabilir, düşünülebilir. Çünkü altında ons fiyat tarafına baktığımız zaman ben ciddi fırsatlar görüyorum. Yani bir sene sonra bu zamanlar daha yukarı seviyelerde olacağını düşünüyorum. Dediğim gibi evet, dolar da olabilir, %20 altın da olabilir. Değerli hocam çok teşekkür ediyorum keyifli sohbetiniz için. Güzel de bir gün diliyoruz size. Doçent Doktor Atıl Murat bizlerle birlikteydi. Şimdi Asya piyasaları dönüyoruz bir kez daha. Tek platform tüm dünya. Philip Capital sunar. Evet.
Dubai temsilcimiz Ersoy Kazancı bizlerle birlikte. Ersoy, hoş geldin. Evet, Asya ve Orta Doğu piyasalarından neler öne çıktı? Pelin merhaba. Evet, Fed yetkilisi Waller'ın açıklaması biraz piyasaları etkiledi. Faizleri indirmek için acele yok dedi. Amerika artı kapattı. Vadeler negatif. Asya'da ise karışık bir görüntü var. Yine kurlarla ilgili haberler çok gündemde. İşte Japonya Merkez Bankası yine müdahale edecek mi, etmeyecek mi yine gündemde. Bugün biraz değer kazandı. 151.4 seviyesinde. O da borsanın düşmesine sebep oldu. Japonya negatif ayrıştı. -1.46 ile kapattı Nikkei'yi. Ama Hong Kong ve Şangay bugün artıydı. Güney Kore eksi. Yani çok net yön yok piyasalarda. Avustralya'nın da yeni rekor kırdığını söyleyeyim. Bu arada dün Çin lideri Xi Amerikalı CEO'larla bir araya geldi. Petrolde ise yön tekrar yukarı döndü. Dün arttı, bugün de yükseliyor. 86,5 dolar seviyesinde bu çeyreği büyük ihtimalle yükselişle bitirecek. Yaklaşık %13-14 yükselişle bitirecek petrol fiyatları. Dün Enerji Bilgi İdaresi'nin rakamları geldi. Burada 3.2 milyon varillik artış vardı ama bu da fiyatları aşağı çekmedi. Orta Doğu tarafında Amerika'da İsrail bir görüşme yapmaya hazırlanıyor. Geçtiğimiz günlerde bu iptal edilmişti. Hizbullah'ın İsrail'in kuzeyine roket gönderdiği haberi vardı. Son olarak da carry trade fırsatı arayanlar için Mısır şu anda gözde bir ülke oldu. Evet, Asya, Orta Doğu petrolden son başlıklar böyle. Ersoy, çok teşekkür ediyorum. Detaylar için, aktardıkların için Asya piyasaları noktalıyoruz efendim. Tek platform, tüm dünya. Philip Capital sundu. Evet, yatırım kulübünü noktalıyoruz. Birazdan grafik değerli osuyla karşınızdayım.